İşte yapacağın şeyi ne biliyor musun abi? Hani... Ihlamur, hünnap, kakao ve daha bilmediğimiz birçok bitki. Mevsim değişmeye başladı. Bununla birlikte hastalıklar da arttı. İshal, bulantı ve gribal enfeksiyon tavan yaptı. Peki bu hastalıklara hangi bitkileri iyi gelir? Uzmanına sorduk. Öncelikle temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hem genel temizliğe hem ağız ve diş sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bitkilere veya bitkilerden elde edilmiş ürünlere geldiğimiz zaman orijinal ham kakao nibi kullanabiliriz. Vücudumuza enerji verecektir, o yorgunluğumuzu alacaktır. İş solunum yolu rahatsızlıkları için yine bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi için ebegümeci kullanabiliriz çiçek kısmına. Ekinezya kullanabiliriz bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi için. Burada yeşil çayımız var, bağışıklık sistemimizi yine güçlendirmesi için kullanabiliriz. Sadece bitkiler değil, yağları da bağışıklık sistemimizin güçlenmesine oldukça iyi geliyor. Bitkilerin yağlarından faydalanabiliriz. Hem odadaki oksijen oranını arttırmak için hem rahat bir uyku uyuyabilmemiz için kullanabileceğimiz yağlar vardır. Biberiye yağı kullanabiliriz, nane yağı kullanabiliriz, okaliptüs yağı kullanabiliriz, lavanta yağı kullanabiliriz, kekik yağı kullanabiliriz. Bunlar hem odadaki oksijen oranını artıracaktır hem düzenli şekilde uykumuzu alabilmemize yardımcı olacaktır. Saydıklarımızı riayet edip düzenli olarak kullanırsa faydasını görecektir insanlar. Bu bitkilerin kullanımı ise şöyle. Zencefil, zerdeçal kaynatılarak kullanılması gerekiyor. Ebegümeci, ekinezya, lavanta, ıhlamur, bunlar demleme usulü. Kuşburnumuz kaynatılması gerekiyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren kamu kamu herhangi bir yiyeceğin içeceğin içerisinde karıştırılarak günlük birer çay kaşığı kadar tüketilebilir.